programında, konuşmalarda meydana gelen manşetler. Sivil, demokratik, özgür anayasa ancak sivil, demokratik, özgür ortamda olur. Anayasa tartışmasına varız. Yeni bir anayasa istiyoruz. Fakat eğer bu sivil, özgürlükçü, demokratik olacaksa önce bir yol temizliği gerekiyor. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa değişikliği çıkışını böyle değerlendirdi. Anayasanın ilk dört maddesinin AKP ve HDP arasında bir pazarlık konusu olmadığının altını net bir şekilde çizdi. Anayasanın başlangıç ilkeleri, yani değiştirilemez ilkeler de var. Örneğin bir başörtüsü meselesinin yanına işte heybeye bu da konulursa bu sefer HDP'yi yanına alabilir AKP gibi yani bir takım senaryolar var. Eğer bu spekülasyonları hala yapanlar varsa ya Türkiye gerçekliğinden kopuklar ya da iyi niyetli değiller. Torbaya onu koyacaklar da işte HDP de buna kanacak. Biraz insaf yani. Yani ya insaf ya izan. Demirtaş ve HDP arasında kriz olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Spekülasyon külliyen yanlıştır. Fatih Demirtaş'la aramızda temel ayrılık mekansaldır. Yani cezaevi duvarlarıdır. Sancar, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in iktidar Öcalan'la görüşüyor sözlerine de yanıt verdi. İyi Parti'ye daha çok gidebilir. Bize nasıl gelsin yani? Bize, hani, sizi sonuçta güldürdüm. Bize sürekli fezleke geliyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun Demirtaş'la ilgili şikayetini çekmesini de değerlendirdi. Bu tartışma ilk ortaya çıktığında bundan 8-10 ay önce Sayın Davutoğlu bizzat beni aramıştı. Bu karmaşadan ben sorumlu değilim. Ben davadan çekilmeyi söylemiştim diye. Bunu bilin ve lütfen Selahattin Bey'e iletin demişti. Ben de iletmiştim. Fakat sonra ne olduysa bu karmaşa oldu. Sancar Partisi'nin de dahil olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçim hedefinin %15 oy oranı olduğunu söyledi. Dün Özlem Akarsu Çelik'in konuğuydu. Hemen Özlem'e dönelim. Özlem, valla maşallahın var. Sabah bizimlesin, sonra gün boyu çalışıyorsun. O kadar temaslar, şunlar, bunlar. Akşam 16'da bir işte akşamüstü bir yayın, akşam bir yayın daha, gün içinde yayınlar. Yani kendine dikkat et, olur mu? İyi beslen. Mithat Sancar'ın programından aktarmak istediğim birkaç not var mı? Öncelikle Mithat Hoca çok formundaydı. Bize çok manşet verdi. Bir kere bu Emek ve Özgürlük İttifakı'nın %15 oyundan emin, bunun altını başarısızlık sayarız sözü benim için önemliydi. Bunların notunu alıyorum dedim. Şimdi ekranda kendimi gördüm, sürekli not alıyorum. Çünkü bunu da ana habere yetiştirme gibi bir derdimiz vardı. Arkadaşlarımız da başka haberlerle uğraşıyordu. Evet, bizim için çok olağanüstü bir hafta oldu. Seçime kadar da çok yoğun çalışacağız gibi görünüyor. Ve tabii ki burada herkesin gözü HDP'nin üzerinde. HDP'nin hani bu kadar kritik bir süreçte anayasa konusunda tartışmayız deyip kenarda durmak yerine bizim de bir teklifimiz var diye inisiyatif almasını çok önemsiyor HDP'liler. Onların teklifine bakalım nasıl bir yanıt gelecek. Onlarınki daha özgürlükçü, daha geniş bir çerçevede hiç kimseye ayrımcılık yapılmamasını altını çizen özel bir düzenleme. Yine Mithat Hoca onu anayasanın eşitlik başlıklı 10. maddesinde yapılacak bir düzenlemeyle mümkün olduğunu söyledi. Mithat Hoca bildiğiniz gibi zaten bir hukukçu, çok da saygın bir akademisyen. Bu konuda uzun uzun da sohbet ettik kendisiyle ama o da şu konjonktürde toplum bu kadar ayrışmışken bir anayasanın çok mümkün olduğunu düşünmüyor. Hatta çok da hoş bir ifadesi vardı. Dedi ki biz anayasa tartışmasında kullanacağımız herhangi bir ifadenin, vereceğimiz herhangi bir teklifin ya da meclis komisyonundaki bir cümlemizin savcılığa suç duyurusu olarak gidip gitmeyeceğinden emin olmadan nasıl bir anayasa çalışmasına katılacağız? İşte aslında memleketin şu an içinde bulunduğu durumun tam da özetiydi bu cümle İsmail Küçükkaya. Özlem, çok teşekkürler. Bugün kim var saat 16'da? Konuğun kim? Bugün şöyle, bugünkü konuklarımız sürpriz olsun. Özellikle kadınlarla konuşacağız. Onlardan biri Berrin Sönmez. Bu başörtüsü mağdurlarından da biri kendisi. 28 Şubat sürecinde üniversiteden uzaklaştırılmış. Şimdi de kadın hareketinin aktif,
üyelerinden biri, hem yazar hem kadın hakları aktivisti. O nedenle Berin Hanım'ın sözleri çok önemli. O da mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışını çok olumlu buluyor. Bir ön almak gerektiğini, istismarın ortadan kaldırılması gerektiğini söylüyor ama onun için daha önemlisi şu. Çok önemsenmiyor ama bizim kesimde gerçekten böyle bir endişe var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önce bu konudaki düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götürmesinden tutun da başörtüsünün kamuda yasak olmasına ilişkin görüşleri de hafızamızda taze. Bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kesime el uzatması önemliydi. Ancak diyor bu aile konusundaki yapılacak, atılacak adımlar bizi çok ürkütüyor. Özellikle kadınların var olan haklarına el uzatmak yönünde bir takım adımlar atmak isteyebilir iktidar. Buna karşı da uyanık olmak gerektiğini söylüyor Berin Sönmez. O yüzden akşamki programı ben de merakla bekliyorum. Onun dışında da çok değerli konuklarımız olacak. Onlar sürpriz olsun. Peki Özlem Akas Çelik, teşekkür ediyorum sana ve Ankara Büro'daki arkadaşlarımıza da selamlar. Kolaylıklar diliyoruz. Şimdi dün akşam galiba TRT Haber'deydi. Çalışma Bakanı Profesör Doktor Vedat Bilgin. Yönetmenim onu hazırlayana kadar size bir kitap tanıtayım. Biraz önce bir izleyenim diyordu ki ya bu millet ne zaman akıllanacak diye. Bizim milletimiz akıllıdır. Sadece Nurettin Bey ismini söylemiş olayım. Ama belki de aydınlanmaya ihtiyacımız var. Aydınlanmaya. Yoksa bizim milletimiz akıllıdır efendim. Bütün seçimlere bakın. Halkımız ferasetle, sağduyuyla böyle adeta kuyumcu terazisindeki gibi oy kullanmıştır. Bu kadarını söylemiş olayım. Profesör Doktor Orhan Öztürk, Biat Toplumunun Ruhsal Kökenleri, Özerk Benlik, Kul Benlik. Bu kitabı da okuyup sizlere özetler yapacağım ilerleyen zamanlarda. Seçimler yaklaşıyor, EYT iyiden iyiye gündeme geliyor. Yani 99 öncesi işe girmiş olanların emeklilikte karşılaştıkları yaş sorunu yüzünden karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Tek mitingler yaptılar, neredeyse her gün sosyal medyada gündeme getirdiler. Günlerdir çıkacak mı, çıkmayacak mı, kaç kişi yararlanacak, yaş sınırlaması olacak mı, tümü tartışılıyor. Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin yeni bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin TRT Haber'deydi. Soruları yanıtladı. Tek tip bir düzenleme mi oldu? Tek tip düzenleme. Biz Aralık'ta meclise intikal ettireceğimizi kamuoyuna açıkladık. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu konuda bilgi verdik. Bakana staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağı da soruldu. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok ama sigorta girişi olmayan, yani o başka bir şey. Çıraklık bir stajyerlik, sigorta girişi değil biliyorsunuz onlar. Sağlık sigortası var. Tamam. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem. Dolayısıyla bir kurs, bir staj adı üzerinde o farklı bir sistem. Bu EYT kapsamında olanlar farklı. Bakan Bilgin kaç kişinin EYT'den faydalanacağına ilişkin rakam vermedi. Kaç kişi faydalanır EYT'den efendim? Buna yönelik bir hesaplama, net bir hesaplama var. Var. Kademeli mi yapılacak? Var ama o konuda şimdilik konuşmuyoruz. Peki. Evet. Yani, bu bir sürpriz. Çünkü sürpriz yapmak için değil, bütün tabloyu nihai hale getirdikten sonra o aşamaya gelmediğimiz için kamuoyuyla paylaşmıyoruz. Ama bu konuda bir çalışma kesinlikle çıkacak. Tabii çıkacak. EYT'yi önemsiyoruz ve takip edeceğiz. Sabah ekip arkadaşlarımdan Vedat Yalvaç da söylüyordu. Hatta önümüzdeki günlerde EYT'yi çok daha güçlü bir dosya olarak gündeme getireceğiz. Duygu Atakan bizimle birlikte. Hani biraz evvel bir izleyenim diyordu ya, işte seçimde morararacaksanız, bak kan, hani Fatih Portakal'ı kastediyordu. O gitti kurtuldu, sen işte morararacaksın diyordu ya. Duygu Atakan da diyor ki, Allah ülkemizi size morararacaksanız diyen zihniyetten korusun diyor. Ona çok teşekkür ederim. Sonra bir avukat, bir hukukçu Gülnur Tutumoğlu diyor ki, Cumhurbaşkanı başörtüsü meselesiyle ilgili samimiyet sorgusunu anayasaya eklenmesiyle test etmeye çalışıyor. Defalarca anayasayı değiştirdi. 20 yıllık bir iktidar sonuçta. Eğer samimi idilerse neden bugüne kadar bu konuyu çözmediler ya da ifade ettiği gibi bu sorun çözüldüyse neden anayasaya vurgu yapıyor diyor avukat Gülnur Tutumoğlu da gönderdiği mesajda. Bu arada bir dakika. Bir meslektaş Müşerref Seçkin. Özlem'e söylediklerini, tavsiyelerini de duydum.
Teşekkür ediyoruz. Biz kadınlar medyada da güçlüyüz, çalışkanız. Gerçekten de bize bir şey olmaz. Özlem'e de, Halk TV izleyenlere de selamlar diyor. Müşerref Seçkin de deneyimli bir gazeteci arkadaşımız. Sorel Dağıstanlı özel bir dosya hazırladı. Profesör Doktor Naci Görür biraz sonra buraya geliyor ve İstanbul'un ve Türkiye'nin deprem riskini masaya yatırıyoruz. Beklenen Marmara depremi üzerine 4 farklı çalışma var. Bu çalışmalarda depremin büyüklüğü 7 ile 7,6 arasında değişiyor. Bu büyüklükteki depremlerin yeryüzünde yarattığı şiddet de farklı. Ama şunu söyleyebiliriz, Marmara depreminde en büyük hasar Avrupa yakasında. Kıyıdan itibaren yaklaşık 10 kilometre enindeki bir şerit içinde oluşacak. Peki hangi fay kırıldığında hangi bölgeler kaç şiddetinde sarsılacak? Adalar fayı kırılırsa Avrupa sahil kesiminin Haliç Büyükçekmece arası depremi 8 şiddetinde, Anadolu yakasının büyük kısmı ise 7 şiddetinde hissedecek. Kumburgaz fayının kırılması halinde Avrupa yakasında Silivri'ye kadar olan daha geniş kesimler 8 şiddetinde etkilenecek. Sahil şeridinde bu şiddet 9'u bulacak. Bu fay kırıldığında Anadolu yakası çoğunlukla 6 ve 7 şiddetinde sallanacak. Sadece Tekirdağ fayı kırılırsa Küçükçekmece Gölü'nden batıya doğru olan çok geniş bir alan 8 şiddetinde sarsılacak. Eğer bu fayların hepsi tek seferde kırılırsa Avrupa yakasında Büyükçekmece Gölü'nün batısına kadar olan 10 kilometre kalınlığındaki kıyı bandı 9 şiddetinde sallanacak. Diğer kesimler çoğunlukla 8 şiddetinde etkilenecek. Anadolu yakasındaysa bu deprem kıyıya yakın bölgelerde 8, iç kesimlerde 7 şiddetinde hissedilecek. Ancak bazı yerlerde etkisi 9'a yükselecek. Kısacası beklenen depremler sahil kesimlerinde iç kesimlerden daha etkili olacak. Hasar daha ağır olacak, özellikle Avrupa yakasında. Bir de tsunami tehlikesi var. Zira böylesine bir depremin ardından tsunami olma ihtimali çok yüksek. Daha önce oldu da. 1509, 1766, 1912 depremlerinde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kandilli Rasathanesi olası tsunami dalga yüksekliğini de hesapladı. Tsunami dalgaları Anadolu yakasında Avrupa yakasından daha yüksek. Anadolu yakasında en riskli bölgeler Kartal ve Kadıköy. Adalarda dalga yüksekliği 9 metreyi bulacak. Avrupa yakasındaysa en yüksek tsunami dalgaları Zeytinburnu-Bakırköy arasında görülecek.